Seyran, banyoya mı kilitledin kendini yahu? Ay kendimi bir yere kilitledim falan yok. Bak, buradayım işte. Buradasın. Görüyorum da ne yapıyorsun sen iki saattir içeride bakayım? Makyajımı temizledim, dişlerimi fırçaladım, saçlarımı taradım falan yani. Aa, doğru diyorsun. O kadar yol gittik geldik tabii. Düşünceli karım benim. 2 dakika bekle burada. Geliyorum hemen. Tamam. Ne onun adı acaba yine? Canım karım benim. Ortamla yapmış. Şakacı. Seyro. Uyudun mu kız? Bak bak kocasına yerde açmış. Ferit ya! Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Ne yaptım ya? Yatıyorum işte Seyran. Ne oldu? Görmedin mi Ferit? Sana orada yastık yorgan ayarladım ya. Git yat orada işte. Gördüm de ben. Şaka sandım onu. Ciddi miydin sen? Bu odada şaka olan tek şey senin bu yataktaki varlığın şu an. Çıkar mısın lütfen? Seyran ya. Ya biz dün gece beraber uyumadık mı? Sen benim elimi tutmadın mı? Tuttum ama o arkadaşça bir tutmaydı. Yani Seyran Ferit dayanışması gibi düşün. Seyfer dayanışması diyorsun yani. İyiydi. Okey. Ama bence artık bir tık daha fazlası. Ha? Ben öyle düşünüyorum. Yani ben seni öpmüştüm. Sonra sen geldin. Beni öptün. Artık bence ilişkimizde bir sonraki aşamaya geçmemiz lazım Seyran. Ağzından çıkacak şeylere çok dikkat etmeni öneririm Ferit'ciğim. Bir sonraki aşama derken? Bir sonraki aşamadan ne anlıyorsan o işte Seyran. Okey. Ya da sen nasıl istersen. Şimdiki aşamada da kalabiliriz. Şu hallere bak ya. Ne yapıyorsun Ferit? Ya sen hakikaten küçücük şımarık bir oğlan çocuğusun ya. Kocaman adam oldun. Yakışıyor mu sana böyle haller? Hı? Bana her şey yakışır. Seyran'ım. Canım karım benim. Hadi gel. Yatalım bari. Anlaşıldı. Bu gece de verim alamayacağız senden. Gel. Verim derken tarla mıyım ben Ferit? Ya Seyran ya. Ya diyorum ki artık yani bu kız toprağından döndü, Antep'inden döndü. Biraz İstanbullu oldu diyorum ama. Yok sen hep aynısın ya. Tarla mıyım ben? Allah seni bildiği gibi olsun. Al yat burada ya. Üf, uğraşamayacağım seninle. Rahatlarsın hem. Ben yatıyorum koltukta. Ya üf.
Seyran ya. Kalk buradan. Ferit. Kalk buradan diyorum sana. Ne kalk ya? Seyran ya. Ben uyumak falan istemiyorum. Ben hakkımı istiyorum. Hakkımı bana... Bırak bacağım. Ver. Hakkımı vereceksin ya bana Seyran. Ferit. Olmaz böyle, kabul etmiyorum onu. Biz seninle efendi gibi iddiaya girdik. İddiaya. Ben o iddiayı kazanırsam ne yapacaktın sen? Ne yapacaktın? Beni çok çok uzun öpmeyecek miydin sen Ferit. Ya? Ne yapıyorsun ya? Ya bana bunu söylettiriyorsun yani. Ferit, ağzını yiyeceksin ha bak. Vallahi yiyeceksin şimdi tekmeyi ha. Git hava al ya, git bir nefes al. Allah Allah, tatlı falan da yemedin sen bu gece. Ne oldu sana böyle? Göstereceğim ben sana o tatlı tarafımı. Sen dur. Telefon nerede benim? Aa! Telefonum nerede? Nereden bileyim ya? Bırak artık şu ayağımı. Çek. Kıcık. Ses kıcık. Çözümü buldun işte. Sen bu halinle anca o cici sevgilinin yanına gidersin. Pardon, eski cici sevgilinin yanına. Hadi koş 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 koş. Bu halimle Pelin'in yanına gideceğim öyle mi? Sok. Şaşırır mıyız sayın seyirciler? Hı? Asla şaşırmayız. Telefonumu arabada unutmuşum. Onu almaya gidiyorum. Sen de yani maşallah ya. Maşallah sana. Hem beni yatağına almıyorsun, hem beni öpmüyorsun. Hem de öpmüyorsun, hem de kıskanıyorsun. Aa, oldu. Çirit. Oldu paşam. Git be. Aa, bırak. Çirit. Ya bıraksana ya. Git oradan, al yorganını. Ne yapacaksın, tüküreceksin mi? Ayağıma kramp girdi. Dikkat et, kimse görmesin. Annene yakalanmayalım da sorun yok. Hanım uyumadan gelmez o, merak etme. İnşallah. Ne yapıyorsun orada, delirdin mi sen? Hiç. İner misin aşağıya sultan? İyi değilsin sen, hadi. Sen iyisin ya. Bana yeter. Sultan, in aşağıya. Evine git, bak bir gören olacak. Hadi diyorum. Görürlerse görsünler. Kocası terk etmiş o da. İçip içip kafayı bulmuş derler. Kimse senin için ağladığını bilmez, merak etme. Sultan ya, saçmalıyorsun şu an. Hadi in aşağıya. Thank you.
Annem nerede? Annen uyudu oğlum o. Yorulmuştu. Senin ne işin var bu saatte burada? O ne demek Ferit? Yengenle konuşacağım şeyler var oğlum. Sevgili kayınpederin yarın bize kahvaltıya gelecek. Yaptığın onca şeyin bize nasıl bir faturaya patlayacağını konuşacağız. Buyur sen de gel. Dediğim gibi yatmadan evvel bu şu an. Çünkü saçlarının içine kadar girmiş o konfetler. Tabii. O kadar eğlenince. Ferit'ciğim niye orada duruyorsun? Buyur gel. Hadi gel oğlum. Gel. İstiyorsan. Yok ya. Seyran orada beni bekliyor. Telefonumu arabada unutmuştum. Onu almaya indim. İyi, iyi geceler o zaman. İyi geceler. Size de. Ne kadar uzun sürdü telefonu bulmak? Şişt. Alo. Uhu. Ferit. İyi misin? İyiyim. Bir şey yok. Bana pek öyle gelmedi de. Neyse. Neden? Neyin var ki? Yani bir şey olmasa kesin bir şey derdin o yüzden. ya sen. Sen benim bir şey dememi mi bekledin bakayım? Hı? Kocan seni öpmeden uyumadın mı bakayım? Hı? Canım karım. Bir şey demeni falan beklemedim Ferit. Aa manyak mısın nesin? Bir şey demeye gelmiyor sana da ha. Beklemişsin işte Seyran. Gel buraya.
Ne? Ben seni öpmeden uyumamışsın işte. Gel, öpeceğim bir tane. Ferit ya. Seyran. Ya Ferit. Bir tane öpeceğim ya. Ferit bak yiyeceksin tokadı yine ha. Ya Seyran. Ferit. Gel. Gel. Bak geliyor tokat. Öpeceğim. Tokat gel. Ferit. Ferit, bırakır mısın lütfen? Çok güzel bir akşam geçirdik zaten. Öyle kalsın. Çok güzel bir anımız olsun. Bir kere de lütfen. Nankör kedi seni. Senin benle bir tane kötü anım var mı acaba? Hı? Seninle geçirdiğim her an çok güzeldi diyeceğine bıdı bıdı konuşuyorsun işte. O zaman bu geceyi ertelemek için yanaktan iyi geceler öpücüğü istiyorum. Öp. İyi geceler karıcığım. Seyran, çok acil konuşmamız lazım. Hayat memat meselesi çok önemli. Seyran. Ne oldu Yusuf? Hayat memat meselesi yazmışsın. Neredesin? Yüz yüze konuşmamız lazım. Yüz yüze konuşacak bir durum yok. Söyle ne söyleyeceksen. Terasta mısın? Aşağıdayım bak. Yusuf delirdin mi sen ya? Bir gören olacak. Söyle ne söyleyeceksen yoksa bak kapatıyorum. Seyran bak bana inanmak zorundasın. Gece o ikisini gördüm. Ferit'le Sultan'ı. Ne saçmalıyorsun sen ya? Ha? Ne görmüş olabilirsin ki? Arabadalardı. Sarmaş dolaş. Sen kafayı yemişsin artık Yusuf. Ağzından çıkan o koca kulaklarında duymuyor anlaşılan. Seyran annem ölsün ki yalan söylemiyorum. Arabadalardı diyorum işte. Sarmaş dolaşlardı. Saçmalama Yusuf.
tamam mı? Yanlış görmüşsündür. Yazma bir daha bana. Bir daha da beni arama. Seyran, ben sana böyle bir yalan niye söyleyeyim? Böyle bir yalan kimin aklına gelir? Gerçek olduğunu buradan anla. Yoksa ben sana böyle bir şey söyler miyim? Tamam sus. Saçmalama daha fazla. Seyran. Seyran dur, kapatma. Günaydın. Günaydın. Ne yaptın sabah sabah, deniz havası mı aldın kendine? Yusuf'la konuşuyordum. Sen duyma diye terasa çıktım. Acımadı ki, acımadı ki. Seyircim. Yemezler. Seyircim, yemezler. Kendine daha yeni şakalar bul. Bu eski gıcık Yusuf'i şakalarını yemiyorum artık, okey? İyi, sen bilirsin. Ben gerçeği söylemiş olayım da. Ne diyorsun sen be? Ne oldu Fero'cum? Hani artık bunlar eskide kalmıştı. Yemezler diyordun. Ne oldu? Yemedim zaten. Yemiyorum yani. Okey. O zaman ben Sultan Hanımcığıma söyleyeyim de bana bir kahve getirsin. İster misin sen de? Kahve mi? Sabah sabah. Evet, ne var? Ne bileyim, sen şöyle kahvaltıdan önce kahve falan içmezdin. Ya ben kahvaltı etmezdim ama artık ufak ufak ediyorum biliyorsun. Peki. Şefika Hanım. Seyran Hanım, günaydın. Sultan Hanımcığım bana bir tane kahve getirebilir mi? Sade olsun lütfen. Dicle Hanım hemen getiriyor kahvenizi. Yok yok, Sultan Hanımcığım getirsin lütfen. Onun o güzel ellerinden içmek istiyorum. Rüyamda gördüm de. Tabii efendim, olur tabii. Teşekkürler Şefik Hanımcığım. Bu neydi şimdi? Ne neydi? Şefikam Dicle getirsin dedi. Niye Sultan'ı direttin ki? Ya, duymadın mı? Rüyamda gördüm dedim ya. Ne alem kızsın Seyro ya. Nasıl bir tipe de düştün? Rüya mı gördün sen? He? Anlat bakayım. Ne rüya gördün? Ha, ışığa bakıp anlatamam. Öyle daha iyi oluyormuş. Dedem öyle söyledi. Olur Ferit'ciğim. Bundan sonra rüyamı nasıl anlatacağımı da sen söyle. Bir o eksikti çünkü. Ben söyleyeceğim tabii. Sabah neşem. Ben söyleyeceğim. Sen her şeyi benden öğreneceksin. Her şeyi. Sen daha 19 yaşında bir kızsın. Ben sana her şeyi öğreteceğim. Okey. Ben öyle bir öğreteceğim ki sana her şeyi. Sen hiç merak etme. Allah Allah ya. Manyak mı ne bu kız? Sabah sabah derdin ne benimle? Ay Sultan, ne derdi olacak seninle ya? Kızcağız rüyasında seni görmüş. Git dinle. Bakalım seni rüyasında nasıl görmüş? Gelince anlatırsın. Ha abla, sana da eğlence çıktı. Sultancığım, ay bana laf yetiştireceksin. Kahveye dikkat et, dökme yolda. Tam dökülürse dökülsün. Ona çok bile. Gel. Günaydın Seyran Hanım. Kahvenizi getirdim. Şöyle masaya bırakabilirsiniz. Sizi rüyamda gördüm Sultan Hanımcığım. Pek bir sinirliydiniz bana karşı. Yani ilk önce anlamadım ben ama sonra birden kavga falan etmeye başladık. Hah, Ferit gelsene, ben de rüyamı anlatıyordum Sultan Hanım'a. Anlat bakalım. Neyse biz kavga ediyorduk işte. Bağırıyordu bana. Ne alakaysa onun odasında bir bilezik mi almışım, ne almışım? Görüyor bunu. Nasıl bağırıyor bana, nasıl bağırıyor? Sonra?
Neyse sonra ben işte diyorum ki Sultan Hanım'a, diyorum yanlış anladınız Sultan Hanım, bu benim bileziğim diyorum. Herhalde hani bizim odayı temizlerken karıştırdınız diyorum. Sonra siz de bakıyorsunuz bileziğe. Aa diyorsunuz, evet diyorsunuz ya. Kusura bakmayın ben karıştırdım herhalde Seyran Hanım diyorsunuz. Özür diliyorsunuz benden. Ben de şey diyorum. Olabilir öyle şeyler, önemli değil ama bir daha olmasın yeter diyorum. Öyle. Gerisini pek hatırlamıyorum. Rüyalar tersine çıkar derler ama gündüz niyetine diyelim hayır olsun. Artık gündüz niyetine mi, gece niyetine mi ben de pek anlamadım vallahi. İlginçmiş. Ben çok merak ettim. Bir internete bakayım hemen. Hı. Evet evet siz bakın ama baktığınız zaman bana da söyleyin lütfen. Çok merak ederim olur mu? Afiyet olsun. Teşekkürler Sultan Hanımcığım. Sana söylemedim ama istersen yudum alabilirsin. Uy, sabah sabah. Bir rüya var, hiç midemi yakamayacağım, sorry. Aa, bak bu arada bak benim rüyalarım çıkar. Sen yine de bu Sultan Hanım'a dikkat et olur mu? Sen hiç merak etme Seyrucuğum. Ben çalışanlarla ilişkim konusunda gayet dikkatliyim. Esas dikkat etmesi gereken eski sevgilisi aşağıda çalışan sensin. Sen dikkat et Maviş'im. Ay bir rüyadan girdik, nerelerden çıktık yine ya Rabbim. Hadi hadi hazırlan sen de bak, geç kalıyoruz. Öyle vallahi. Hayat dediğin nedir ki?